TRT'de ana haber bülteniyle karşınızdayız sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Şeker Fabrikası bahçesinde kurulan çadır kente açıklamalarda bulundu. Erdoğan, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ülke genelinde 19.388'e ulaştı dedi. Tüm Malatya'ya, Malatyalı kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Milletçe tarihimizin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadık. Pazartesi günü ülkemiz sabah 4.17, 7.7, 9 saat sonra da 7.6 şiddetinde bir depremle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli bu depremler maalesef 10 ilimizde çok ciddi yıkıma ve can kaybına sebep oldu. Depremin vurduğu illerimizden biri de Malatya'ydı. Dün ve önceki gün Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'i ziyaret ederek maruz kaldığımız afetin büyüklüğünü bizzat yerinde tespit etme fırsatı buldum. Bugün de önce Adıyaman'daydım. Adıyaman'dan sonra şimdi de Malatya'da sizlerle bir aradayım. Milletçe yüreklerimizde yanan ateşi tarif edecek kelime bulamıyorum. Kayıplarımızın sayısı arttıkça maalesef üzüntümüz de katlanarak artıyor. Son tespitlerimize göre hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ülke genelinde 19.388'e, yaralı kurtarılanların sayısı 77.711'e ulaştı. Ülkemizin dört bir yanından deprem bölgesine gelen sivil toplum kuruluşlarımız ve gönüllülerimiz sahada aktif olarak çalışmaya devam ediyorlar. Ordumuz, polisimiz, jandarmamız gerek güvenlikle ilgili bir zafiyet olmaması, gerekse yardım faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için olağanüstü gayret sarf ediyorlar. Şu an 10 ilimizde yurt dışından gelen ekiplerle birlikte toplam 141 bini aşkın personel bilfiil görev yapıyor. AFAD ve diğer kurumlarımız depremzedelerimizin barınma ihtiyaçlarının süratle karşılanması için çadır, konteyner, prefabrik yapıların kurulumunu gerçekleştiriyor. Kurumlarımız ve hayırseverler seyyar mutfak ve aşevleri aracılığıyla depremzedeler için yardım ekiplerimize sıcak yemek sağlıyor. Kendi yerlerinde kendi imkanlarıyla günlük 20 bin kişilik, 50 bin kişilik, 100 bin kişilik sıcak yemek hazırlayıp ekmek yapıp şehirlerine ve çevredeki yerleşimlere dağıtan kişiler, kurumlar, sivil inisiyatifler olduğunu biliyoruz. Kamu kurumlarımız, belediyelerimiz, ülkemizin dört bir köşesinden yüzlerce yemek ve ekmek üretim aracını bölgeye gönderdi. Hiçbir ayrım gözetmeden burada canla başla çalışan herkesten Allah razı olsun. Devletimiz personeliyle, kurumlarıyla, aracı gereciyle, hasılı tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır. Tüm bu çalışmalar için öncelikle 100 milyar liralık bir kaynak tahsis ettik. AFAD acil yardım ödeneğinden oturduğu binalar yıkılmış, ağır veya orta hasar görmüş vatandaşlarımıza hane başına 15 bin lira taşınma yardımı yapmaya başlıyoruz. Yine bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteyner kentler dışında barınacaklara ev sahibi olanlar için aylık 5 bin lira,
kiracı olanlar için aylık 2000 lira kira yardımı yapacağız. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezi depremlerde 5. günde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem olurken Gaziantep'te de büyüklükleri 6.4 ile 6.5 olan iki deprem meydana geldi. 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7.6 olarak kaydedildi ve bu depremlerin ardından 1509 artçı deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Yıkılan binaların enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Hatay'a gönderilen yardımların depremzedelere daha hızlı ulaştırılmasını sağlamak için lojistik destek üssü kurdu. Depremin ardından Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası'yla gelen taleplere yanıt verilirken bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için hava yardım koridoru oluşturuldu. Allahu Ekber. Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖYAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEP, STK'lar ve uluslararası ekiplerin 30.306 arama kurtarma personeli görev yapıyor. Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 6.810 olarak kayıtlara geçti. AFAD, emniyet, jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personel sayısıyla beraber bölgede görev yapan personel sayısı 120.128'e ulaştı. Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere 12.241 araç sevk edildi. Depremden yoğun bir şekilde etkilenen 10 şehre AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla Kızılay tarafından 137.973 çadır, 1.507.494 battaniye sevk edildi. 97.973 aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı. Afet Psikososyal Destek Grubu kapsamında 4 mobil sosyal hizmet merkezi Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da görevlendirildi. Bölgeye 1606 personel ve 156 araç sevk edildi. Deprem bölgesinde 57.316, deprem bölgesi dışında 7.015 olmak üzere 64.331 kişiye psikososyal destek verildi. Amacımız burada depremden etkilenen çocuklara bir nebze de olsa psikolojik ilk yardım ve rahatlatmalarını sağlamak, depremde yaşamış oldukları acı duyguları bir nebze de olsa hafifletmek, depremin etkisini en aza indirmek için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ile etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 101 saat sonra anne ve oğlu yaralı çıkarıldı. Ekipler enkazda bulunan 32 yaşındaki Sebahat Vali ile 10 yaşındaki oğlu Serhat'a ulaştı. İlk müdahaleleri enkazda yapılan Sebahat ve Serhat Vali çalışmalar sonucu 101. saatte kurtarıldı. Kahramanmaraş merkezi depremlerde yıkılan 600 konutlar sitesinde 101. saatte enkazdaki bir kişiye sağ ulaşıldı. Bir kişi daha kurtarıldı. Hikmet, Yiğit, Barış, Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ekipler saat 23'ten itibaren yoğunluk verdikleri alanda inşaat mühendisi 30 yaşındaki Hikmet Yiğitbaş'a ulaştı. Enkazdan çıkarılan Yiğitbaş alkışlarla ambulansa alındı. Çalışmalar sırasında Yiğitbaş'la konuşarak enkazdan çıkarıldığında kendisine sarılacağı sözünü veren kurtarma görevlisi Mustafa Aydın da ambulansa koştu. Aydın sedyedeki Yiğitbaş'a sarılarak sözünü tuttu. İçeride sarıldın. Neler hissediyorsun? Yani çok mutluyum ya. 3 gündür uyumuyorum. 2 saatlik uykuyla duruyorum. Gözümden rahatsızım. Eve dönmek üzereydim istirahat etmek için. Üstümü değiştirdim. Gözüme pansuman yaptırdım. Dediler bir ses var. Bana sarılmadan gitme abi dedi. İstanbul'a da gelecek görüşeceğiz. Misafirim olacak. Ekiplerin 7 katlı Bereket Apartmanı enkazında yürüttüğü çalışmada 17 yaşındaki Gülsüm Yeşilkaya depremin ardından geçen 90 saat sonra kurtarıldı. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Zonguldak ekiplerinin Gülsüm'e ulaşmak için gösterdiği yoğun çabaysa dikkati çekti. Depremin ardından arama kurtarma ekipleri Hatay Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak'ta yapılan çalışmada 36 yaşındaki Gülendem Avcıoğlu'nu 101. saatte sağ olarak kurtardı. İpleri alalım. Adıyaman'da enkaz altındaki hanım isimli kadına 100 saat sonra sağ olarak ulaşıldı. Duygusal diyalogların yaşandığı görüntülerde ekipler ana diye hitap ettikleri ve adının hanım olduğunu belirten kadına ilk sağlık müdahalesini yaparken moral vermek için "Sen bize içli köfte yapacak mısın?" diye sordu. Kadın da ekiplere "Yaparım inşallah" yanıtını verdi. Işığı görüyorsun, çok güzel, adın ne? Hanım abla, sizi kurtaracağız. Sen tek misin? Tamam, sen kaç yaşındasın? Hatay'da enkaz altında kalan 40 yaşındaki Tevfik Atraş 90. saatte enkazdan sağ çıkarıldı. Atraş'ın ambulansı hastaneye giderken Kur'an-ı Kerim okuduğu anlar sağlık ekibinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazından 101 saat sonra 28 yaşındaki üniversite öğrencisi sağ çıkarıldı. Tarım ekip olarak ilçe milli eğitim müdürü. Ekipler yaklaşık 9 saatlik çalışma sonucu üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Zişan Kaya'yı 101. saatte kurtardı. Depremin 5. gününde Adıyaman'ın Besne ilçesinde bir genç kadın 102 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Ekipler ses duyulması sonrası yoğunlaştırılan çalışma sonucu 27 yaşındaki Büşra Atalay Aslan'la temas kurdu. Depremden 102 saat sonra enkazdan çıkarılarak sedyeye alınan Aslan hastaneye kaldırıldı. Adıyaman'da bir kişi 104 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler yıkıntı altında bulunan 60 yaşındaki Eyüp Ak ile iletişim kurdu. Ak yapılan 12 saatlik çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri Hatay'a gönderilen yardımların depremzedelere daha hızlı ulaştırılmasını sağlamak için lojistik destek üssü kurdu. Asrın felaketi olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ile etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin ardından Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası'yla gelen taleplere yanıt verilirken bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için hava yardım koridoru oluşturuldu. Bununla birlikte TSK depremzedelere yardım için seferber oldu. Depremin etkilediği bölgelerde sahra mutfakları kurularak vatandaşlara sıcak yemek, kumanya ile ekmek dağıtıldı. Ayrıca bölgelere seyyar tuvalet ve banyo da sevk edildi. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri Hatay'a gelen yardımların depremzedelere daha hızlı ulaştırılması için lojistik destek üssü kurdu. Serin Yol Kışlası'nda kurulan lojistik üssünde yardımlar sınıflandırılıyor. Daha sonra yardımlar AFAD koordinesinde askeri araçlarla ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılıyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'le lojistik destek üstünde incelemelerde bulundu. Akutu Arama Kurtarma Derneği, asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından başlattığı çalışmalara 773 gönüllüsüyle devam ediyor. Dernekten yapılan açıklamada deprem bölgesinde 30 ekip ve 4 arama köpeğiyle yürütülen çalışmalarda 119 kişinin enkazdan sağ olarak kurtarıldığı, 146 kişinin de cansız bedenine ulaşıldığı anlatıldı. Akut'un dün geceden bu yana 35 kişiyi sağ olarak kurtardığı, 773 gönüllüsüyle enkazda arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtildi. Direkt ambulans alın. Açıklamada Akut Arama Kurtarma Derneği Başkanı Zeynep Yosun Akverdi'nin şu ifadelerine yer verildi. Adıyaman'da Efe Bebek ve annesine 47. saatte kurtarışımız, 71. saatte Gaziantep'te 75 yaşındaki Bekir amcayı kurtarışımız ve depremin 83. saatinde Suriye kökenli anne ve 3 çocuğunu kurtarışımız. Bu nispeten depremin ilerlemiş saatlerindeki kurtarmalar sonrası gerçekten fiziken ve ruhen dinleniyoruz. Asla umutları yitirmemeliyiz. Daha yapacak çok işimiz var dedi. Herkes arama kurtarma yapamaz. Deneyimli bir personel grubu olması gerekiyor. Ve biz tabii ki de anlayabiliyoruz, vatandaşlarımızı buraya gelip yardım etmek istiyorlar. Herkesin, hepimiz aynı duygular içindeyiz ama bu yöndeki teklifleri kabul edemiyoruz ne yazık ki. Ayrıca yalan ihbarlar konusunda da sıkıntı yaşıyoruz. Bu iki konu özellikle buradaki koordinasyon ekiplerini, yetkilileri ve bizlerin çalışmalarını sekteye uğratabiliyor. Dolayısıyla yani bu, dediğim gibi, buradaki çalışmalarımızı biz kendi ekiplerimize, kendi gönüllülerimizle veriyoruz. Kendi araçlarıyla gelenler, yardım etmek için gelenler, bunları anlıyoruz ama trafik nedeniyle özellikle AFAD'ın ya da diğer kurtarma ekiplerinin ya da bizim araçlarımız enkazlarda zorluk yaşıyor. Dolayısıyla bugün bu vatandaşlarımızın yetkililerin yönlendirmesi dışında bölgelere gelmemesini öneriyoruz. Bu çok önemli. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AFAD Gaziantep Müdürlüğü'ndeki Deprem Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, 10 ilimizde eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatmış olacağız dedi. Burada vatandaşımızı bilgilendirmek amacıyla yapılan hasar tespitleri, tespitin bitmesine müteakip vatandaşlarımızın bilgilendirilebilmesi amacıyla adres ve kimlik numaralarını girerek E-Devlet üzerinden evinin hasar tespitini görebilecek, bilgilendirme alabilecek. Aynı zamanda hasartespit.gov.tr adresinden de kimlik numarası ile birlikte adres sorgusu yaparak binasının ağır hasarlı, yıkık veya az hasarlı, hasarsız olduğunun tespitini yapacak. Burada şunu da ifade etmek gerekir. Bu tespitler yapılmadan kesinlikle binalara girilmemesini önemli ifade etmek istiyorum. Burada ağır hasarlı, orta hasarlı ve yıkılmış binalara girilemez. Az hasarlı ve hasarsız binalara da vatandaşlarımızın hasar tespit çalışmaları bittikten sonra ilanıyla birlikte bu binaları kullanabileceğini de buradan ifade etmek istiyorum. Diğer süreçte de vatandaşlarımızın bilgilendirmelerini daha seri yapabilmek amacıyla iletişim ofisleri kurduk. Hem hasar tespit hem de vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını, taleplerini alacağımız iletişim ofislerimiz şehir genelinde kurulmuştur. Hem Gaziantep merkezde, hem Nurdağ'da, hem de Islahiye'de vatandaşlarımız hasar tespit ofislerine, iletişim ofislerine giderek hasar tespitinin durumunu da öğrenebilir. Tabii bir taraftan ne yapıyoruz? Tüm Türkiye'de 10 ilimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla birlikte arama kurtarma sürecinin tamamlanmasıyla hayatın normale dönmesi için de çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz. Daha önceki depremlerde Elazığ'da, Malatya'da, Kastamonu'da
İzmir'de nasıl afette hızlı bir şekilde konutlarımızı yaptıysak burada da bu 10 ilimizde de aynı aksiyonu alacağız ve tüm illerimizde hayatı normale çevirecek, vatandaşlarımızı sağlam güvenli konutlara eriştirecek sürecimizi TOKİ Başkanlığımız eliyle yürüteceğiz ve 10 ilimizde eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini de milletimiz için, yavrularımız için inşallah başlatmış olacağız. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz ikinci dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın ikinci dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır dedi. Öncelikle başımız sağ olsun. Gerçekten çok büyük. Devletimizin tüm imkanlarını kullanarak, vatandaşlarımızla el birliği yaparak hızlı bir şekilde toparlamaya çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak da tüm çocuklarımızı güvenli ve sağlıklı bir şekilde okullarıyla buluşturmak için çaba sarf ediyoruz. Bildiğiniz gibi tüm okullarımızda eğitim öğretime 20 Şubat'a kadar ara verdik. 71 ildeki okullarımızda depremle ilgili bir sıkıntı olmamasına rağmen ara vermemizin nedeni tüm öğretmenlerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm camiası sahada 10 ile yardım ediyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı meslek liselerinde, uygulama otellerinde günlük olarak 945.215 sıcak yemek ve 196.100 çorba olmak üzere 1.141.315 sıcak yemek ve çorba vatandaşlarımıza dağıtılıyor. Yine 6 ay önce meslek liselerimizde kurmuş olduğumuz ekmek üretim atölyelerinde günlük olarak 1 milyon ekmek üretilip bu 10 ildeki vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan okullarda, pansiyonlarda, yurtlarda, öğretmen evlerinde yaklaşık 450 bin vatandaşımıza barınma hizmeti veriyoruz. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri, yaklaşık 5 bin arama kurtarma ekibi tüm illerimizde AFAD'a yardım ederek arama kurtarma çalışmalarına destek oluyorlar. Yine 2000 öğretmenimiz 10 ilimizdeki vatandaşlarımıza psikolojik destek vermek için sahada aktif olarak çalışıyorlar. Yine 10 binlerce gönüllü öğretmenimizle sahada, diğer illerden gelen gönüllü öğretmenlerimizle sahada hem organizasyonlarda hem çadırların toplanma yerlerinin organizasyonunda hem gelen malzemelerin tasnif işlemlerinde aktif olarak çalışıyorlar. Yani sadece 10 ilde değil, 81 ildeki tüm milli eğitim camiası 10 ilin yaralarını sarmak için seferber oldu. Dolayısıyla 81 ilde eğitim öğretimi ara vermeseydik, diğer 71 ilde bu lojistik desteklerle ilgili aksamalar yaşanacaktı. Onun için 71 ilde de bu süreci eşgüdümlü bir şekilde yürütüyoruz. Yavaş yavaş diğer birimler devreye girdikçe biz çekileceğiz. Dolayısıyla eğitim öğretimi düzgün bir şekilde devam ettireceğiz. 10 ilimizde İkinci dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacak. Bunu daha önceden açıklamıştık. Yine 10 ildeki aileler istemeleri durumunda çocuklarını farklı diğer illerdeki okullarımıza nakledebilecekler. Biliyorsunuz önümüz iki tane büyük sınav var. Bir LGS sınavı var. Liselere yerleştirme için bir de YKS sınavı var. Üniversitelere yerleştirme ile ilgili. Bugün itibariyle arkadaşlarımızla istişare ederek kararlarımızı verdik. LGS'de sadece 8. sınıfın 1. döneminin konuları dahil olacak. Yani 8. sınıfın 2. dönemi dahil olmayacak. Yine YKS'de 12. sınıfın 2. dönem konuları sınavda dahil olmayacak. Bunu da tüm kamuoyuyla paylaşmış olayım. Biz bakanlık olarak hızlı bir şekilde tüm okullarımızı çocuklarımızla buluşturmak için de elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Teşekkür ediyorum. LGS sadece 8. sınıf konularından, 1. ve 2. dönem konularından yapılan bir sınav. Bu sene 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın 1. dönem konularından yapacağız. Teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığına ait özel uçak tur, Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından bölgeden yaralıların nakline yönelik uçuşlara devam ediyor. Gaziantep Havalimanı'ndan alınan 14 yaralı Ankara'ya getirilerek tedavi altına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla depremle ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere tahsis edilen Cumhurbaşkanlığına ait özel uçak, turla arama kurtarma çalışmalarına katılacak 50 madencinin götürüldüğü Gaziantep'ten 14 yaralı Ankara'ya nakledildi. Uçakta bulunan sağlık görevlileri aralarında çocuk ve yaşlarında olduğu yaralıların kontrollerini yaptı. Yolculuk süresince gerekli ilk müdahalelerde bulundu. Bizi acilen aldılar, hastaneden Ankara'ya götürdüler. Allah razı olsun. Allah devletimize zavallılık vermesin. Depremden kurtulduğumuza şükür edeyim. İşte çocuğu Ankara'ya götürün. Allah verir, o böreğinde düzeltirse. Çok şükür, biz başka bir derdim yok. Mal mülk hepsi yalan. Biz canımızı kurtardık. Hiçbir şeyimiz kalmadı yani. Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen yaralılar tedavileri için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nden doktor ve sağlık personeli refakatinde havalimanında bekleyen ambulanslarla Bilkent ve Etlik Şehir Hastanelerine gönderildi. Asrın felaketinin meydana geldiği Kahramanmaraş'ta enkaz altındaki depremzedelere ulaşmak için arama kurtarma ekipleri hummalı çalışma yürütüyor. Asrın felaketi olarak nitelenen depremlerin ardından Kahramanmaraş'taki can kurtarma ve yardım faaliyetleri hummalı şekilde sürerken fotoğraf karesine bir mahalledeki 14 arama kurtarma faaliyetiyle depremzedelerin çadır kenti sığdı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 10 ile etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yaraların sarılması için yoğun çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş kent merkezindeki birçok alanda arama tarama faaliyetleri yürütülürken bir yandan da depremzedeler için çadır kuruluyor. Bölgede yürütülen çalışmalardan sadece 12 Şubat ilçesindeki Hayrullah Mahallesi'nde yapılan çalışmalar aynı karede görüntülendi. Fotoğraf karesinde tek mahallede yürütülen 14 arama kurtarma çalışması yer aldı. Aynı fotoğraf karesinde 12 Şubat stadyumuna kurulan çadır kente sığdı. Dünya Bankası asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezi 10 ile etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye için 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlanacağını duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada felaketin büyüklüğünün tahmin edilmesi, kurtarma ve yeniden inşa desteği için öncelikli alanların belirlenmesine yönelik hızlı bir hasar değerlendirmesinin başlatıldığı bildirildi. Açıklamada Türkiye'nin güneydoğusunda büyük can kayıplarına, yaralanmalara ve çok önemli hasarlara yol açan yıkıcı depremler ve artçı sarsıntıların ardından kurtarma ve toparlanma çalışmalarına yardımcı olmak için 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlanacağı kaydedildi. Bankanın açıklamasında depremlerden etkilenen insanları desteklemek için 1 milyar dolarlık kaynağın da hazırlandığı aktarıldı. Türkiye'deki iki mevcut proje kapsamında yer alan şarta bağlı acil durum müdahale bileşenleri yoluyla ilk aşamada 780 milyon dolar tutarında yardım sağlandığı belirtilen açıklamada söz konusu projelerin Türkiye Deprem, Taşkın ve Orman Yangınları Acil Durum Yeniden İnşa Projesi ve İklim ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi olduğu kaydedildi. Açıklamada şarta bağlı acil durum müdahale bileşenlerinin faydalanıcı ülkelerin acil durum müdahaleleri için ihtiyaç duydukları proje fonlarına şu anda Türkiye'de olduğu gibi ihtiyaç duyulduğunda hızlı bir şekilde erişebilmelerine olanak tanıdığı ifade edildi. Bankanın açıklamasında yardımın belediye düzeyinde temel altyapının yeniden inşası için kullanacağı bildirildi. Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass konuya ilişkin açıklamasında yıkıcı depremler sonucu uğranan büyük kayıp için Türkiye ve Suriye halkına başsağlığı dileğinde bulundu. Malpass, banka olarak acil yardımı ek olarak sahadaki acil ve büyük ihtiyaçlar için hızlı bir değerlendirme hazırlıyoruz. Bu değerlendirme biz ihtiyaçları desteklemek için operasyonlar hazırlarken ülkenin toparlanması ve yeniden inşası için öncelikli alanları belirleyecektir ifadesini kullandı.
Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez de Türkiye'nin acil ve gelecekteki ihtiyaçları çok büyük ve ihtiyaçlar yardımdan yeniden inşaya kadar tüm yelpazeyi kapsıyor değerlendirmesinde bulundu. Azerbaycan Gence Milletvekili Musa Guliyev, Türkiye'de meydana gelen depremin ardından BRTV'ye özel açıklamalarda bulundu. Tüm Türkiye'ye başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Guliyev, Türkiye'nin sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir dedi ve Gence şehrinden depremzedeler için yapılan yardımlardan bahsetti. Merhabalar. İlk önce depremde hayatını kaybeden Türkiye'li kardeşlerimize Allah'tan rahmet dilerim. Onların yakınlarına, doğmalarına sabır arzuluyorum. Yaralılarımıza acil şefalar dilerim. Deprem haberi Azerbaycan'da herkesi üzdü. Büyük üzüntüyle karşıladık kardeş Türkiye'deki bu felaketi. Depremin ile ilk saatlerinde Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a telefon açtı, taziyelerini getirdi. Daha sonra ise Bakı'daki Türkiye Büyükelçiliğine giderek yaz kitabına imza attı. Azerbaycan parlamentinin sədri, Azerbaycan'ın başbakanı Türkiye'ye telefon açarak öz başsağlıklarını getirdiler. Bütün Azerbaycan halkı bugün Türkiye'nin yanındadır. Elə deprem haberlerinin ilk saatlerinden Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in tapşırığı ile büyük arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye yola düştü. Doktorlarımız orada çalışmaktadır Türkiye'li kardeşlerimize yardım etmektedir. Bütün Azerbaycan insanları ayaktadır. Depremzadelere yardım toplama kampanyası demek olar ki Azerbaycan'ın her şehrinde, her köyünde devam eder. Bizim de temsil olunduğumuz Gəncə şehrinde depremden əziyyət çekenlere yardım kampanyası başlatmışıq ve artık bugün Hatay'a ilk Gəncə İş Adamları Birliği'nin sovqatları bir tır olarak çatacaktır ve depremden zarar çeken insanlara dağıtılacaktır. Yarın ve birisi günse Gəncədən daha 6 tır müxtəlif eşyalar toplanmış depremden əziyyət çekenlere yardım tırları yola düşecektir. Bütün Bakıda, Azerbaycan'ın diğer şehirlerinde de bu kampanyalar gedir, ister para yardımı, ister eşya yardımı devam edir. Son gününe kadar Türkiye'li kardeşlerimizin yanındayız. Böyük Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği kimi, Azerbaycan Gence Milletvekili Türkiye Musa Kaliyev, Mustafa Kemal Atatürk'ün Azerbaycan halkı için söylediği, Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir sözünü hatırlatarak, Türkiye'nin sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir dedi. Gence İş Adamları Birliği tarafından Türkiye'ye gönderilen yardımlar Hatay'a ulaştı. Azerbaycan Gence Milletvekili Musa Guliyev ve Gence İş Adamları Derneği Başkanı Zafer Mehmetov yardımların en çabuk şekilde ulaşması için büyük çaba gösterdi. Değerli Türk kardeşlerimiz, ilk olarak geçmiş olsun deyirik. Bu ağır acı sizler kadar bizleri de çok sarsıttı. Gəncənin milletvekili Musa Quliyevin təşəbbüsü ilə və Gəncə İş Adamları İctimai Birliyinin dəstəyi ilə qərara gəldik ki, ən yaxın bizim ulaşa biləcəyimiz bölgə haradasa dəstəyimizi göndərək. Və çox şükür bu günləri dəstəyimiz Hatay bölgəsinə ulaşdı. Biz o görüntüləri gördükcə, həqiqətən bütün Azərbaycanda hər kəs pərişan oldu. Siz orada o ağırını acını necə hiss etdiksəz, biz de burada eyni ağır acını hiss etdik. Düşündük ki, hemen deprem bizde olubdu, bizim başımıza gəlib. O kadar ağır acı hiss etdik. Burada havanın soyuq keçməyinə baxmayaraq, herkes perişandır. Herkes elinden gelen desteği göstermeye çalışır. Məndə olan məlumata göre, Gəncə şəhərindən 10 tır, Bakı şəhərindən 100-lərlə tır artık yola çıxdı.
dəstək üçün Türkiyəyə gəlir. Bir daha keçmiş olsun deyirəm. Gəncə İş Adamları İctimai Birliyinin yardımlarını, yardımın ulaşmadığı köylərin içinə girib insanlara burada dağıtıyoruz, kırmadan, incitmeden. Elimizden geldiği kadar herkese vermeye çalışıyoruz. Bakliyat, yumurta, makarna, temizlik malzemeleri, peçete. Azerbaycanlı dostlara, kardeşlere tekrardan teşekkür ederiz yardımları için. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah razı olsun. Hatay Büyükşehir Belediyesi koordinatörü yardımlarla ilgilenen Emrah kardeşimiz bize yön gösterdi. Nerelere, yardımın ulaşmadığı yerlere, nerelere dağıtmamız gerektiğini söyledi. Onunla beraber dağıtımları gerçekleştirdik. Burada bütün Azerbaycan'daki dostlara, kardeşlerimize selamlarımızı iletiyoruz. Allah herkesten razı olsun. Hatay olarak, Türkiye olarak büyük bir facia atlattık. Depremde büyük canlarımızı yitirdik. İnşallah kardeşlerimizle beraber bu yükün altından kalkacağız. Hatay'da ben Büyükşehir Belediyesi'nde koordinatör olarak görev yapıyorum. Alican kardeşime de biz eksiklerimizi sağ olsun Alican kardeşim gibi dostlarımızla eksiklerimizi ilettik. Başta Azerbaycan olmak üzere bir sürü kardeş ülkeden bize destekler geldi. Allah hepsinden razı olsun diyoruz. İnşallah da yardımların devamını bekliyoruz. Herkese selamlar. Azerbaycan kardeşlerimize, abilerimize çok teşekkür ediyoruz yardımlarından dolayı. Allah razı olsun. Yardım eden kardeşlere çok teşekkür ederiz. Her yardım eden bize çok çok teşekkür ederiz. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu görev bölgesi dahilinde bulunan dernek başkanları, STK temsilcileri ve çeşitli kurum çalışanlarıyla birlikte deprem koordinasyon toplantısı düzenledi. Toplantıda İstanbul Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın ve muavin konsoloslar hazır bulundu. Üyelerin değerli temsilcileri. Toplantıda Başkonsolos Aydın tarafından deprem hakkında ve yurt dışından yapılan yardımların organizesi hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Haber alır almaz bu elim haberi öğrenir öğrenmez biz tabii ki kendi bünyemizde diğer başkonsolosluklarımızın, büyükelçiliklerimizin yaptığı gibi biz de hemen küçük bir kriz masası kurmaya çalıştık burada kendi bünyemizde. Arkadaşlarımız ilk andan itibaren özellikle gelecek olan telefon ve e-postaları filtrelemeye başladık. Durumun ikiye ayrıldık. Afet kriz yönetimi ile ilgili konuları bir bölüme ayırdık. Diğer konsolosluk işlemlerimizin aksamaması için yine o hizmetlerimizin devam etmesi de önemliydi. Konuların başında göçük altında kalmış veya afet bölgesinde bulunan, yakınları bulunan vatandaşlarımızın bölgeye intikalleri konusuydu. O anlamda biz bize ulaşan, haber aldığımız vatandaşlarımızın gerek bilet teminleri, gerek ülkemize seyahatleri konusunda olabilecek ihtiyaçlarına yardımcı olmaya, destek vermeye çalıştık. Geri kalan akrabalarını buraya getirmek istiyorum. Konsolosluğun bu konuda girişimi olabilir mi? Bu konuda bize yardımcı olabilir misiniz? Yani şu an ne evler var, ne kalacak yerleri var? Biz bu konu isterseniz özel olarak görüşelim. O vatandaşımızla biz bir temas edelim. Elimizden gelebilecek yapabileceğimiz ne varsa mutlaka yaparız. Ama bu vizeler, göçmenlik konuları bu gibi durumlarda işin içine girdiği için ne gibi bunu aşabiliriz o yolları doğrudan konuşalım biz vatandaşımızla. O isterseniz bize bilgileri iletin. Birincisi acil şu anda ihtiyaç duyulan diye bir şeyden bahsettik. Sürekli televizyonlarda da, haber kanallarında da, resmi kurumların da bahsettiği birinci sırada tıbbi malzemeler, bunlar yeni olmak üzere, işte sağlık malzemeleri, işte jeneratörler gibi sayımlar devam ediyor. Bu konuda biz yaklaşık şu ana kadar 1200 civarında jeneratör hazır bulduk. Bunların Türkiye'ye ulaştırılması konusunda bize yardım ederiz. İkincisi de tıbbi malzemeleri biz diye jeneratör gönderiyoruz çünkü jeneratör yani
benzin ya da dizelle çalışan bir cihaz olduğu için powerbank gibi muamele görmüyor. Dolayısıyla bu jeneratörlerin ülkemize intikali konusunda gerekli desteği, koordinasyonu sizlerle sağlamaya hazırız. Toplantının devamında bölgeye yapılacak bağışların aynı yardımdan daha çok nakdi yardımların yapılmasının önemli olduğu belirtildi. Her ne yabancılar meclisinden, onlar da jeneratörle ilgili bazı çalışmalar yapmış. 100 tane toparladık diyor. Belki bütün jeneratörler bir araya getirilir, birlikte gönderilir. İbrahim Bey de burada, kendisi de söz alabilir, bilgi verebilir. Almanya Kuzeyrhein-Vestfalia Bölgesel Yönetimi'nin Reda-Wiedenbürg yerleşiminde Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay ili için yardım toplandı. Kısa süre içinde tonlarca yardım toplanan merkez alımları durdurmak zorunda kaldı. Yurttaşlar çevredeki diğer yardım toplama merkezlerine yönlendirildi. Neredeyse her şehirde ya da her şehre yakın bölgelerde benzer gönüllü yardım toplama merkezleri kuruldu. Türkiye'nin Kahramanmaraş ilinde meydana gelen ve çevresindeki 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler hem Türkiye'de hem de dünyada bütün halkı yasa boğdu, üzüntüye boğdu. Türkiye'de halk bir araya gelirken, yardım ve dayanışma gösterirken yurt dışındaki Türkler öncülüğünde de Almanya'da ve Avrupa'nın pek çok ülkesinde dayanışma gösteren insanlar ihtiyaç fazlası, temiz, daha sonra kullanılabilecek ya da sıfır giyecek ürünlerini, ayakkabıları, yaşam malzemelerini, hijyen malzemelerini ve benzeri ürünleri Türkiye'ye gönderiyorlar. Almanya'nın Kuzeyrhein-Vestfalia eyaletinin Reda-Wiedenbürg şehrindeyiz. Burada Antakyalı, Türkiye'li bir iş kadını Ayşegül Winter'in girişimi ile başlatılmış olan bir yardım çalışması var. Türkiye'den, Hatay'dan gelen kuzeni boş tırla dönmesin diye bu organizasyona başladılar. Ve şu an tırlar 3 tır dolmuş durumda, yardımları kabul edemiyorlar. Civarda başka yardım toplama alanları var, oraya gönderiyorlar. Evet, acılıyız. Ancak bir şekilde de bu şekilde yardımlarla birleştiğimizi görünce, birlik, beraberlik ve dayanışmayı görünce mutlu oluyoruz insanlık adına. Bu vesileyle ölmüşlerimize Allah'tan rahmet, geride kalan ailelere sabır, yaralılarımıza acı şifalar diliyorum. Ragıp Kamil İlbey'i, Almanya. Hepimiz biriz, birimiz hepimiz. Avrupalı Türklerden 10 kente meydana gelen deprem felaketi sonrası Türkiye'ye yardımlar aralıksız devam ediyor. Nakliye şirketi sahibi İbrahim Çelik öncülüğünde Dortmund Lünen Nakliyecileri ve Sıla Yolu İşbirliği ile 7 tır dolusu yardım malzemesi Dortmund'dan dualarla yola çıktı. İş adamları Dortmund Lünen Nakliyecileri ve Sıla.com işbirliğiyle bugün yine Allah'ımıza şükürler olsun 7 tane tırımızı yola çıkartıyoruz. Evet, değerli iş adamlarımız, tırcı arkadaşlarımız, şimdiden hepinizin yola açık olsun. Heyecanlıyız. Bir tarafta da üzüntülüyüz. Heyecanlıyız, mutluyuz, sevinçliyiz. Ne güzel burada el ele olduk. Bir olduk, beraber olduk. Bu şekilde olduğumuz sürece bizi hiçbir güç yıkamaz sevgili dostlar. Allah'ın izniyle ilk kafilemiz zaten ulaştı. İnşallah arkadaşlarımız da en iyi şekilde, sağlıklı bir şekilde yerine ulaşacak ve bu malzemeleri yerli yerine yerleştirecekler, ulaştıracaklar sevgili dostlar. Bu bir milli bir seferberliktir. Türkiye'mizi yalnız bırakmamamız lazım. Elimizden geldiği kadar bir öğlen yemeğinizi eksik yiyin, onu bu kenara koyun ve gönderin. Çamaşırlarınızdan dediğimiz gibi gidip eski falan değil ama şu anda her yerde ucuzluk da var. Bugün kendim de gördüm. Evet. Çocuk montları kalın kalın 12 euroya alıyorsunuz. Tamam hocam, bekliyoruz. İnanın bundan siz ne fakir Allah olursunuz olsun, ne de bir eksik olursunuz. İbrahim Çelik, Lünen'de nakliye şirketim var. 20 senedir bu meslekte görev yapıyorum. Kendi çapımızda. Bu vesileyi de 3 tane nakliyeci arkadaşla sohbet esnasında ilk günü dedik biz böyle bir yardım kampanyasına katılalım. Elimizden gelen ne varsa
bu imkanları kullanalım. Bütün elimizdeki araçlarımızdaki olan malzemeler genellikle giyecek, çocuklar için gerekli olan bütün şeyler, birkaç tane de jeneratörümüz var, sakat arabası var, diyecek hijyen malzemeleri var. Elimizden gelen ne, halkımız ne getirdiyse hepsinden sağ olsun, hepsini bir şekilde araçlarımıza yüklemeye çalıştık. 7 tane araç şu anda gönderiyoruz. İnşallah bunun devamında getirmeye çalışacağız gücümüzün yettiğince. Hadi selametle. Avrupalı Türkler deprem felaketi sonrası Türkiye'ye yardımda bulunmak için akın akın yardım tırlarına koştu. Avrupalı Devrekler Derneği yardım tırını doldurarak Türkiye'ye gönderdi. Almanya'nın Kuzeyrhein-Westfalen eyaletine bağlı Gladbeck kentinde Avrupalı Devrekler Derneği'nin sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısına karşılık veren vatandaşlar gece geç saatlere kadar yardım malzemelerini getirdi. Derneğin başkanı Mustafa Yağcı sosyal medyadan yaptıkları yardım çağrısına binlerce kişinin cevap verdiğini ve şu ana kadar 6 yardım tırını Türkiye'ye göndermek için doldurduklarını söyledi. Gıda olarak yazalım ki sıkıntı yaşamasın halkın. Yok pap. Gıda. Yok bu gıda mı? Evet gıda değil mi burada? Öncelikle halkımızın, Türkiye Cumhuriyeti'mizin başı sağ olsun. Büyük bir deprem afeti yaşadık. Biz de bunun yanında olabilmek için Avrupa'da tüm halkımızla beraber Alman, yabancı, hiçbir etnik kimlik gütmeden elimizden geleni şu anda yapıyoruz, yapacağız da. Yardımlar yarın da devam edecek inşallah. Halkımız akın akın bize elinizden geleni yapıyor açıkça. Yarın sabah yüklemeler başlayacak. En hızlı şekilde ülkemizin yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız inşallah. Genelde kışlık, mont, bot, efendime söyleyeyim gıda dışında bütün ürünler var. Yani ihtiyaç sahiplerine, bebek maması, bebek pempası gibi. Aklına gelebilecek bütün kışlık mamuller mevcut şu anda. Ben Kader Hut. Çok üzgünüz. İlk önce onu söyleyeyim. Çünkü vatan hepimizin vatanı. İnsanlarımız bizim. Devletimiz bizim. Şu anda birlik zamanı. Birlik olup bu en kötü günümüzü de atlatmamız lazım. İnşallah da atlatacağız. Biz de ilk duyduğumuzda burayı biz de yardımımızı yapmak istedik. Hem kıyafet olarak hem battaniye, yorgan olarak şu anda zaten Türkiye'ye en çok şu anda bunlar lazım. Çorabı, iç çamaşırı, her şey dahil içinde. Hem parasal yönünden de yardımımızı yapmayı düşünüyoruz. Çünkü dediğim gibi vatan bizim vatanımız, insanlarımız da bizim. Oradaki kardeşlerimiz bugün orada eğer bir yeri ağrıyorsa bizim de burada ağrıyor. Çünkü biz de sabahtan beri çok etkilendik. Almanya'nın Nordrhein-Westfalen Oelde şehrinde deprem bölgesi için yardım toplanıyor. Yardımlar bugün yola çıkacak. Bu vahim depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralıları da acil şifalar diliyorum. Tabii bizim burada içimiz yandı açıkçası. Bizim de burada iş yerlerimiz Türkiye ile bağlantılı olduğu için nasıl yardım edebileceğimizi düşündük. Ve böyle bir karara bağlı. Konsolosluklarla görüştük, AFAD'la görüştük. Yoğun bir şekilde toplumlar yoğun ilgi gösteriyor. Akın akın geliyor dün akşamdan bu yana, çok sağ olsunlar. Buradaki organize sanayideki komşularımız olsun, Almanlar olsun. Tabii Türk halkı da çok duyarlı bu konularda. Bizi yalnız bırakmadı. Yardım açısından olsun herkes buraya akın etti. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Konsolosluk arkadaşlarla irtibata geçtik. Onlar bize ne yapmamız gerektiğini bildirdi. Bize listelerimizi gönderdi. Düzgün bir şekilde paketlenmesi gerektiğini, listelerin oluşması gerektiğini ve ondan sonra konsolosluğa gönderip onlardan bir izin evrağı çıkacağını bize bildirdiler. Hijyenik malzemeler topluyoruz. Tabii bebek malzemeleri olsun, giyim tabii kışla uygun. Şunu da belirteyim, yani giyim
konusunda kesinlikle ve kesinlikle yeni malzemeleri kullanıyoruz. Yani eski kullanılmış malzemeleri, AFAD'ın da onunla ilgili bir açıklaması var. Kendi internet sitelerinde ve telefonlarla da görüştüğümüzde üzerine basarak bize bildirdiler. Yani kullanılmış eşya kabul etmiyoruz maalesef. Kapıkule'de bir koordinasyon merkezi var. Biz gümrüklerle, gümrük kapılarıyla da görüştük. Orada bizim tırlarımızı karşılayacak insanlar var ve ondan sonra oradan yönetmeler yapılacak, yani yönlendirmeler yapılacak. Hangi ihtiyaçlara göre hangi bölgelere, hangi illere dağıtacağını onlar karar verecek. Genelde bebek eşyalarına insanlarımız çok duyarlı. Orada gerçekten bayağı bir eşya topladık. Daha az olan eşyaları sorarsanız mesela insanlar ne daha az geldi derse işte çadır gibi, uyku tulumları gibi, power bank, bu da çok önemli. İnsanlar şarj etmesi için, yani dolu bir şekilde. Mesela bunlara biraz rağbet daha, biraz rağbet gösterebilir isterlerse. Burada gördüğünüz gibi battaniye var. Paletleri hazırlıyoruz. Burada da işte hijyen ürünler var. Kadınlar için ya da ıslak bez, maskeler var. Burada bu palette gördüğünüz gibi bebek bezi var. Yaş grubuna da ait, yani küçükten büyüğe kadar. Buraya da yeni gelen havluları topluyoruz. Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kökçü'nün damadı Abdullah Demir'in cansız bedenine ulaşıldı. Polis memuru olan Demir resmi törenin ardından eşinin yanına defnedildi. Kahramanmaraş merkezi ve 10 ile etkileyen depremde 8 aylık hamile öğretmen Sevde Kökçü Demir ve polis memuru Abdullah Demir Hatay kent merkezinde yıkılan apartmanın enkazında kalarak hayatını kaybetmişti. İsmail Kökçü'nün kızı Sevde öğretmen dün Safranbolu Merkez Camii'nde son yolculuğuna uğurlanmış. Göçük altındaki eşi Abdullah Demir'e henüz ulaşılamamıştı. Ekipler Abdullah Demir'in de cansız bedenine ulaştı. Merhum polis memuru Abdullah Demir için Karabük İl Emniyet Müdürlüğü önünde resmi tören yapıldı. Abdullah Demir, Safranbolu Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu Aile Mezarlığı'na defnedildi. Şehidimizi daha bugün Rabbimizin rahmetine, merhametine, mağfiretine emanet edeceğiz. Büyük bir acı yaşıyoruz. Yüreklerimiz dağlandı. 10 tane şehrimizde. Şehit olduğuna inanıyoruz. Efendimiz de öyle buyuruyor. Göçük altında falan şehit. Biz de buna inanıyoruz. Rabbimizden de niyazımız şehitlerle haşredilmesi. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Esselamu aleyküm ve rahmetullah! Esselamu aleyküm ve rahmetullah! Sağ dur! Yavaş! Al! Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gönüllü öğretmen ve öğrencileri asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından bölgeye gönderilmek üzere günlük 15 bin ekmek üretimi gerçekleştiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 81 ilde 100 meslek lisesine fırın atölyesi kazandırılmasına yönelik protokol kapsamında okul bünyesindeki tesiste yiyecek içecek hizmetleri alanı öğrencileri ve öğretmenleri 6 Şubat'ta rol ekmek üretimine başladı. Gönüllü öğretmen ve öğrencilere üretilen günlük 15 bin rol ekmek Bartın Valiliği koordinesinde deprem bölgesine gönderiliyor. İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sayın Bakanımızın bir projesi bu. 81 ile 100 fırın kazandırma projesiydi. 3 ay önce bu fırınımızı buraya kurduk. Kurma amacımız pansiyonlu okullarımızdaki öğrencilerimizin ekmek ihtiyacı ve taşımalı hizmeti verdiğimiz öğrencilerimizin ekmek amacıydı. Onların ekmeklerini tedarik ediyorduk. Günlük 20 bin civarında kapasitemiz var, üretim kapasitemiz var. Şu anda burada usta öğreticilerimiz ve fedakar öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz 24 saat esaslı depremzedelerimize ekmek üretiyor. Biz depremin ilk gününden itibaren günlük 15 bin ekmek üretiyoruz ve
Sabah başladığımız mesaimiz akşam geç saatte bitiyor. Paketlemeler olduktan sonra Bartın Valiliğimizin koordinasyonunda kamyonlara yükleniyor. O şekilde deprem olan illerimize yönlendiriyoruz. Bu zamana kadar sorumlu olduğumuz Maraş başta olmak üzere Adıyaman ve Hatay illerine günlük ekmek sevkiyatımız oldu. Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin halkın yardımlarıyla deprem bölgesine gönderdiği 4 tır yardım malzemesi daha ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Başkan Posbıyık, Ereğli halkının yardımlarıyla bölgeye gönderdiğimiz ilk 8 tırımız bizzat ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Yolda 4 tırımız daha var dedi. Değerli hemşerilerim, Ereğli halkının yardımlarıyla ilk gün gönderdiğimiz 4 tırın deprem bölgesinde dağıtılmasının ardından ikinci etapta gönderdiğimiz 4 tır yardım malzemesi daha depremzedelere ulaşmış vaziyette. Ufuk Kızıl Şoförlüğü'ndeki 5. tırımız Kahramanmaraş Merkez Saygılı Köyü'nde bizzat köylere dağıtım yapılıyor. Koray Sarı Şoförlüğü'ndeki 6. tırımız Kahramanmaraş Merkez Organize Sanayi Bölgesi'ne dağıtımı yapılıyor. Kadir Türkoğlu Şoförlüğü'ndeki 7. tırımız Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesinde 4 mahallede ayrı ayrı dağıtım yapıldı. Cihan Eren Şoförlüğü'ndeki 8. tırımız Maraş Merkez Kafarlı Mahallesi'nde yardım malzemesini bizzat ulaştırıyor, dağıtım yapılıyor. 9. tır Abdullah Danışmaz yolda. Yine dün gönderdiğimiz 10. tır Sedat Sarcan henüz ulaşmadı takibimizde. 11. tırımız İstanbul'dan gönderildi. Okyanus Ev Dekorasyon sahibi, fabrika sahibi Sevcan Erdinç Saraç. Bunlar biz sizin mağazanıza göndermek istiyoruz. Siz güvenli bir belediyesiniz dediler. Büyük bir ev tekstil dekorasyon firmaları var. Okyanus fabrikasının. Sevcan Hanım ve Erdinç Bey oradan yükleme yaptık. Tırı veren de Yılmaz Cömert. Oğuz Cömert'in abisi, Allah razı olsun. Direkt oradan yaptık. Düzce'de biz karşıladık. Düzce'den de devam ettirdik. Şimdi 12. tırımızı gönderiyoruz. Hemen arkada diğer tırımız da geldi ki tır bulunmuyor. Ona rağmen büyük bir fedakarlıkla iş adamlarımız tır veriyorlar. Usta Mehmetoğlu o tırı gönderdi. Ondan da Allah razı olsun. Zonguldaklı gazeteciler depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Derya Akbıyık yaptığı açıklamada gazeteciler arasında düzenlenen yardım kampanyasına katılım çağrısında bulundu. Zonguldaklı gazeteci olarak biliyorsunuz ulusça önemli bir deprem faciasıyla, doğal afetiyle karşı karşıyayız. Tüm Türkiye, Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da yaşanan 10 ili kapsayan bir il faciasıyla karşı karşıyayız ve pazartesi sabahından itibaren yaşanan bu doğal afet, elim facia bütün ülkemizde yasa boğdu. Deprem bölgesine birçok yardımlar gidiyor, nakdi yardımlar gidiyor, aynı yardımlar gidiyor. Artı Zonguldak olarak orada önemli yer alıyoruz. Zonguldak gazeteciler olarak hem Zonguldak merkez hem ilçelerimizdeki ilçe derneklerimizle birlikte Çağcuma, Devrek, Alaplı, Ereğli bütün hepsini kapsayan bir şekilde biz de sadece gazeteciler olarak bir yardım, bir bağış kampanyası nakdi olarak yapalım dedik. Bu konuda yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla görüştük ve onların da olumuyla bunu başlattık. Tüm arkadaşlarımız da bu konuda duyarlılar, sağ olsunlar, teşekkür ediyorum. Bu yardım kampanyasında valiliğin, Zonguldak Valiliği'nin açtığı yardım hesaplarından birinde yatırarak biz de Zonguldak gazeteciler olarak ilçelerimizle beraber üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmiş olacağız düşüncesindeyim. Tüm kampanyaya katılan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum, sağ olsunlar. Azzavaylı İş İnsanı TSP ve CVT Global Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Taşkan'dan deprem bölgesine yardım. Hatay, Gaziantep, İslahiye, Gaziantep, Nurdağı, Kahramanmaraş'a göndermek üzere yardım malzemeleriyle yüklenen tırlar yola çıktı. Müzik
Azdavaylı iş insanı Cevat Taşkan tarafından 3 adet tır, 1 adet kurtarıcı, 1 adet mobil gasilhane, 4 adet konteyner temizlik malzemeleri, gıda malzemeleri ve su yüklü araçlar Hatay, Gaziantep, İslahiye, Gaziantep, Nurdağı, Kahramanmaraş'a ulaştırılmak üzere yola çıktı. Taşkan aynı zamanda 4 konteyner yüklü 2 tırın daha hafta sonu yola çıkacağını belirtti. Öte yandan yatak, baza, havlu peçete, tuvalet kağıdı, su, 1 adet kurtarıcı, mobil gasilhane, 4 adet konteyner yüklü tırlar zorlu hava koşulları sebebiyle bir müddet yolda kaldı. Cevat Taşkan, yolda kalan araçların ilgili yerlere ulaşması konusunda gayret gösteren İnebolu Karayolları 152. Şube Müdürlüğü'ne, ilçe jandarma komutanlığına ve yardımların ulaşmasında destek veren Azdavay halkına teşekkürlerini iletti. Karabük Belediyesi Bayır Mahalle Sosyal Yaşam Merkezi dikiş kursu kursiyerleri depremzedeler için kışlık polar, eşofman ve battaniye üretiyor. Üretilen ürünler deprem bölgesindeki afetzedelere gönderiliyor. Aslında 40 kişilik kursumuz. Şu anda aktif kelepte bu işe gönüllü olan 30 kişiden bile fazlayız. 3-4 gündür akşam geç vakite kadar çalışmaktayız. Genellikle kışlık dikiyoruz. Arkadaşlarımız severek, isteyerek şekle yapıyoruz bu işleri. Belediyemiz de destek oldu kumaşta. Halk Eğitim Müdürümüz de makineden destek oldu. Tam bir atölye anlamında işleri seri bir şekilde çıkardık. 10 koli dün gönderdik. Yine bir 10 koliye yakın da bugün çıkacak inşallah. Belediyemizde, valiliğimizde aracılığıyla ulaşmış olacak yerine. Kefenleri belediyemiz alıyor, getiriyor. Burada kesiyoruz, paketliyoruz, kolluyoruz, gönderiyoruz. Herkes ortak oldu. Gücünün yettiğince gece gündüz geldik. Müthiş bir dayanışma. Acaba yaralarını sarabilir miyiz diye. Hepimiz çok üzgünüz, üzülüyoruz. Acılarını paylaşıyoruz. Ama böyle bir şeyde birlik, bir ışık, o da bizi mutlu ediyor. Dolu dolu, kaban çok güzel çalışmalarımız var. Umarım yerine ulaşır. Belediyemize teşekkür ediyoruz. Halk Eğitim'e teşekkür ediyoruz. Onların da büyük katkı ve destekleri var. Tüm arkadaşlara çok çok teşekkür ediyoruz. Gönüllerini ve yüreklerini koydular. Emeklerini koydular. Aslında dışarıdan bu işi dikiş dikemeyen arkadaşlarımız da vardı. Onlar da çayımızı demleyip getirdiler. Pasta yapıp getirdiler. Kendilerine göre yemeklerimizi getirdiler. Elimizden geldiğince depremzedeler için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Elimizi taşın altına biz de sokalım istedik. Gelen kumaşları değerlendiriyoruz. Büyük küçük demeden bütün vatandaşlarımız için sweatshirtler, eşofman altları, sıcak tutabilecek bütün ürünleri yapmaya çalışıyoruz. Halk Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle, belediyemizin desteğiyle arkadaşlar, kursiyerler bir araya geldik. Elimizden gelen nedir diye herkes kendisi üzerine düşeni yapmak için bugün bu aradayız. Birlikteyiz. Dualarımız ve emeğimiz orada can kaybına uğrayan, şu anda deprem altında kalan insanlarımız için. Dualarımız da depremzedelerle, bütün yüreğimiz onlarla ve emeğimizi de onlar için harcamaktan mutluyuz diye ben ifade etmek istiyorum. Karabük'te bir ilkokul öğrencisi deprem bölgesine harçlıkları ve kıyafetlerinin yanı sıra yazdığı mektubu da gönderdi. Paramla biriktirdiğim paraları ve deprem olan yere gönderdim. Karabük Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu'nda eğitim gören 8 yaşındaki Muhammed Ali Özer, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarıyla bazı kıyafetlerini deprem bölgesine göndermek için AFAD yetkililerine teslim etti. Kolileri açan yetkililer, küçük çocuğun "geçmiş olsun Türkiye'm, gönül isterdi ki size yenisini alayım. Maalesef durumumuz iyi olmadığı için elinden bu kadarı geliyor. Benim kumbaramdan çıkan 28 lira kardeşimle birlikte topladık. Allah yar ve yardımcınız olsun" yazdığı mektubu gördü.
Mektubunda içinde bulunduğu koli ekiplerce deprem bölgesine ulaştırılmak üzere gönderildi. Kumaramda biriktirdiğim paraları ve deprem olan yere gönderdim. Kardeşimle birlikte biriktirdik. Bana onlar ayakkabıları da onları gönderdim, yardım için gönderdim. Deprem olduğu için çok üzüldüm. İnşallah Allah onlara kolaylık verir. Sevgili izleyenler, şimdi sırada Gün Medya Grup Onursal Başkanı Cengiz Aygün'ün bir portre köşesinden Hammur abi gibi mi olacağız yoksa topyekin sorumsuzluğa devam mı edeceğiz başlıklı makalesini sesli ve görsel efektlerle ekranlarınıza getiriyoruz. İyi seyirler dileriz. Gün Medya sunar. Hammur abi gibi mi olacağız yoksa topyekün sorumsuzluğa devam mı edeceğiz? İber Ortaylı. Acil, acil, acil. Dünya inşaat sektöründe ilk sırada yer alan bu ülkenin müteahhitleri nerede? İş makineleri nerede? Vinçler, ekskavatörler acilen bölgeye sevk edilmeli. Şu an zamanla yarışılıyor. Yarın çok geç olabilir. Binlerce insan büyük umutlarla iş makinalarını bekliyor. Acıyla takip ediyorum. Gayretli, çaresiz, acılı ve sorumlu insanlarımızın çabasını. Dişiyle, tırnağıyla bir kişiyi daha canlı çıkartabilir miyiz mücadelesini. İçim acıyarak ve gözlerim dolu dolu takip ediyorum. İnsanın bir vinç, bir kepçe, bir dozer gibi iş makinesi olası gelir mi? Evet, benim iş makinesi olasım geldi. Geliyor. Neden biliyor musunuz? Enkaza dört elle saldıran ve adeta tırnağıyla kazıyan insanların dev bir beton bloğa, tabloya denk gelmesiyle birlikte yaşadıkları üzüntüyü, kederi ve çaresizliği görünce içimden keşke iş makinesi olsam da o beton bloğu kaldırsam diye canım yandığı için. Haksız mı İlber Ortaylı Hoca? Evet, neredesiniz makine parkıyla övünen yüce müteahhitler? Neredesiniz inşaatta dünyada ilk beşteyiz diyen saygın iş adamları? Neredesiniz inşaat sayesinde sıfırdan milyonerliğe koşan ve servetine servet katan, kerameti kendinden menkul, taahhüt bizim işimiz diyen inşaatçılar? Size değil, paranıza, pulunuza da değil, hatta yaptığınız binalara da değil, kepçenize, vincinize, buldozerinize ihtiyacı var bu milletin. Şimdi yoksa ne zaman? İnsanımız ölüyor. Görmüyor musunuz? Bir makinanız onlarca insana can suyu olacak, canlandıracak ve kurtaracak. Bir evladı babasına, bir anneyi evladına kavuşturacak. Çok şey mi istiyor bu millet sizden? Hanımlar, beyler, düşünmeyin bile. Hemen gönderin şu makinaları. Hocanın dediği gibi, emin olun ki yarın çok geç olacak. Canlar gidecek ve vicdanlar kanayacak. İnsan eliyle, iş makinalarıyla dev gibi dikilen ama karton misali devrilen binalar yine bir insanı, insanları eziyor, boğuyor ve öldürmeye doymuyor. Görmüyor musunuz? Kalkmıyor, kaldırılamıyor arkadaş. O tonlarca beton yığınları insan eliyle kaldırılıp da ölüm uykusundaki insanlarımıza ulaşmaya yol vermiyor. Sesimi duyan var mı? Haykırışları bitmiyor. Yardım eden yok mu? Yakarışları dinmiyor. Çok kızgınım ve başta kendi kendimden olmak üzere insan olduğumdan utanıyorum. Böylesi yaşanan her felaket esnasında ve sonrasında şöyle yapmalıyız, böyle etmeliyiz, şuna müsamaha göstermemeli, şöyle iş yapanlara taviz vermemeliyiz deyip sonra hiçbir şey olmamış gibi balık hafızalı davrandığımız için insan olduğumdan utanıyorum. Yok efendim, keskin ve katı tedbirler alacağız. Vay efendim, en katı kuralları getireceğiz. Aman efendim, tavizsiz kanunlar çıkaracağız ve bir daha böyle acılar yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz diye naralar atıp sonra celladına aşık mazoşist misali malzemeden çalan, yuva diye tuzaklar yapan, ev diye mezar satanlara alkış tuttuğumuz için utanıyorum ve herkesin de utanması lazım. Eğer insan isek, insanlığımızın kırıntısı kalmışsa, vicdan denen mefhum bir nebze olsun hala varsa, böylesi Cumhuriyet tarihimizin en büyük felaketi sonrası başımızı iki elimizin arasına alır, düşünür ve yapılması gerekenleri yaparız. Hem de en katı, sert ve tavizsiz şekilde. Hammur abi diye bir adam var. Milattan önce yaşamış ve 1. Babil Krallığı'nın 6. kralıdır. Adıyla anılan kanunlarıyla meşhurdur. Kanunnamesinin 229. maddesi ne der biliyor musunuz? Belki biliyorsunuzdur, okumuşsunuzdur ama ben yine de yineleyeyim.
Bir usta herhangi biri için bir bina inşa eder ve yapılan ev yeterince sağlam olmayıp sahibinin üstüne çökerek ölümüne sebep olursa o inşaatı yapan ustanın başı uçurulur. Peki Hammurabi bu hükmü getirdiği için inşaat ustalarının düşmanı mıydı? Veya ülkesinin imarını istemediği için mi bu maddeyi koymuştu? Yahut da sürekli zorluk çıkaran, suyu yokuşa süren ve bürokrasiyi artırmaktan haz alan bu hükümdar olduğu için mi böyle keskin bir maddeye gereksinim duymuştu? Yoksa insan hayatını hiçbir şeye değişmeyen, herkesi işini düzgün yapmaya sevk eden veya hile ve haksız kazancı içinden dahi geçirenlere sakın ha aklından bile geçirme. Asla tavizim olmaz ve kısasa kısas hükmünü en sert şekilde uygularım kararlılığını göstermek ve böylesi bir konuda yoruma mahal vermeksizin kanuni netlik esastır gereğini ve pratiğini ilan etmek istemişti. Evet, aynen bunu istemiş ve bunu yapmıştı. Bu hükmü kanun maddesi yapmakla basit, sade, yalın şekilde bu konunun tartışmaya bile açık olmaması gereğini kör göze dahi sokmak istemişti. Arkadaşlar, defalarca yaşadık, yıkıldık ve yüzlerle öldük. Defalarca söz verdik, yapacağız ve bu defa taviz olmayacak dedik. Sonuç, verdiğimiz her sözü yedik. İhanetlerimize yenilerini ekledik. Hadi kendimizi geçtik ama çocuklarımızın dahi ölümüne yol verdik. Yani bir şey yapmadık. Hatta kendimizi bile kandırdık. Celladımızla kurduğumuz ahlaksız ilişkiye kaldığımız yerden devam ettik. Ve bugünkü felaketle yüz yüze geldik. O halde şimdi soruyorum. İnşaat konusunda Hammurabi gibi bir kanun mu yapacağız? Yoksa ölen ölür kalan sağlar bizimdir umursuzluğuyla alan razı, satan razı diyerek ölmeye ve öldürmeye, ölü seviciliğe, ölümcül melankoliye devam edeceğiz. Son olarak burada iktidarı mı, muhalefeti mi yoksa müteahhitleri mi eleştirdiğimi düşünmeye çalışmayın. Çünkü herkesi hepimizi eleştirdim. Gereği gibi kanunu çıkartmayan siyasetçiyi seçen kim? Biz. Kanunu uygulamayan belediye başkanlarına oy veren kim? Biz. Hiçbir şey olamayanı müteahhit yapan kim? Biz. Kötü inşaat yapan müteahhitin makyajlı evlerine itibar edip sormadan, sorgulamadan, sağlam mı değil mi demeden aymazlık içinde satın alan kim? Yine biz. O yüzden herhangi birini muhatap almadım ve bir siyasi mesaj vermedim. Mesaj hepimizedir. Çünkü sorumlu hepimizdir. Bir sonraki bir portre yazımızda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun sevgili okurlar.